Aslında Yunanistan'la Türkiye'nin ilişkileri son zamanlarda e, özellikle Doğu Akdeniz'deki krizin belli bir oranda aşılmasıyla e, aslında yakın bir diyaloğa gir, girmişti. Yaklaşık son bir yıldır özellikle 2021 yılının başında tekrar e, daha önceden istikşafi görüşmeler denen ama şimdi tekrar başladığı süreçte, süreçte ist, istişari görüşmeler denen bir görüşme süreci başladı aslında. 2021'in Ocak ayından bu tarafa 3 defa iki ülkenin heyetleri bir araya geldiler. Dolayısıyla bir diyalog süreci başlamıştı aslında tekrar Doğu Akdeniz'deki gerginlikten sonra. Ancak belli bir noktadan sonra tekrar bir gerginlik yaşanmaya başlandı. Bu aslında biraz özellikle Rusya-Ukrayna çatışması başladıktan sonra daha çok gözükmeye başladı nasıl ortaya çıktığına bakarsak daha çok Yunanistan'ın belli konuları sık sık Türkiye aleyhine gündeme getirmeye başlamasıyla başladı. Yani buradan da görüyoruz ki aslında Yunanistan belli konuları Türkiye aleyhine kullanmaya gayret gösterdi ve bu da aşamalı bir şekilde iki taraf arasında tekrar bir gergin ortam oluşmasına yol açtı. Yunanistan'ın başlattığı bir süreç gibi aslında ortaya çıkmış oldu bu. Her şeyden önce Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırı sonrasında Türkiye'yi Rusya'ya karşı işte yeterince güçlü durmayan batılı ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Avrupa Birliği'ni desteklemeyen bir ülke olarak göstermeye ilişkin bazı resmi açıklamalar yayınlandı. Mesela özellikle Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sitesinden takip ettiğimiz kadarıyla resmi açıklamalarda bu net bir şekilde ortaya konuldu. Daha sonra Yunanistan'ın aslında bununla da yetinmeyerek Ege Denizi'nde Türkiye'yi aslında bir nevi harekete geçirecek bazı provokatif adımlar attığını görüyoruz. Örneğin aslında Yunanistan ulusal hava sahasının genişliği ta öteden beri Türkiye'nin itirazına konu olmuş bir durum. Dolayısıyla Türkiye zaten rutin bir şekilde askeri uçuşlar yapıyor bu alanlarda. Ama bu sefer Yunanistan tekrar Türkiye sanki Yunanistan'ın ulusal hava sahasını kasten ihlal ediyormuş gibi Açıklamalar yapmaya, Ege'de bazı tahrik tahrikkar uçuşlar yapmaya başladı. Bu tahrikkar uçuşlar Türkiye'nin tabii tepkisine yol açtı. İşte geçen hafta Ege Denizi'nde bir gerginlik ortaya çıktı tekrar. Daha sonra Yunanistan aslında bununla da yetinmedi ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'yi bazı noktalarda ciddi anlamda suçlayan açıklamalarda bulundu. Mesela Türkiye'ye iyi bir müttefik olmamakla suçladı. Ee, tekrar Osmanlı Devleti'ni canlandırmaya çalışan bir devletmiş gibi e, lanse etmeye çalıştı. Öbür taraftan Türkiye'nin Yunanistan'ın haklarını sık sık ihlal eden hukuk dışı bir devletmiş gibi anlatmaya çalıştı. O yetmedi, takis döndükten sonra geçen gün yapılan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin Yunanistan'ın adalarını işte ele geçirmeye çalışmakla suçlayıp AB'nin bir bütün olarak Türkiye'ye karşı çıkmasını talep eden beyanatlarda bulundu. Tabii bütün bunlar sonucunda Yunanistan'ın tırmanmaya çalıştırdığı, çalıştığı gibi bir kriz ortaya çıkmış oldu. Bunun karşısında tabii Türkiye doğal olarak bazı tepkiler, bazı resmi açıklamalarda bulundu. Ve aslında biraz Yunanistan'ın başlattığı kriz tırmanmış oldu ve tekrar bir gergin ilişkiler dönemine gelmiş olduk. Yunanistan bütün bunları yaparken sık sık şu argümanı dillendiriyor. Türkiye hukuk dışı davranan, işte zorba ve dolayısıyla hak etmediğini güçle almaya çalışan, özellikle Yunanistan'ı bastırmaya çalışan bir ülkeymiş gibi lanse etmeye çalışıyor. E şimdi gerçekten de baktığımız zaman Türkiye'nin hukuk dışı bir tavrından bahsedebilir miyiz? Yoksa gerçekten Türkiye esasen uluslararası hukukun verdiği haklarını mı elde etmeye veya da korumaya çalışıyor? Şimdi birinci adım şu, Yunanistan'ın tek sorun yaklaşımı var Ege'de. Yani kıta sahanlı sorunu var, onun dışında Yunanistan'a göre hiçbir sorun yok. Türkiye ile asla müzakere etmiyor bunları, etmemeyi tercih ediyor. İşte adaları silahlandırması, karasuları sorunu, işte Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığının hakları konusu, öbür taraftan Yunanistan'ın ulusal hava sahasının sınırı sorunu. Bunların hepsi ciddi sorunlarken Yunanistan'a göre bunların hiçbirisi sorun değil. Şimdi uluslararası hukuka göre eğer iki devlet herhangi bir hukuki ya da işte gerçek bir durumla ilişkili yani uluslararası hukukun bir kuralının yorumu ya da gerçek bir durumla ilgili fikir ayrılığına düşmüşlerse orada bir uluslararası hukuk anlamında bir sorun vardır. Yani uluslararası mahkeme kararları bunu açıkça teyit ediyor. Buna rağmen Yunanistan hiçbir sorun yoktur. Kıta sahanı sorunu vardır diyerek aslında ilk temel hukuksuz adımı Yunanistan atmış oluyor burada. Yani ortada görüşülmesi, çözülmesi gereken somut sorunlar Hukuka göre de somut sorunlar varken. İkincisi e, Yunanistan'ın bir ulusal hava sahası sorunu var. Bu da Yunanistan 6 mil karasular uygularken 10 mil ulusal hava sahası uyguluyor ki bunun dünyada bir benzeri yok. Uluslararası hukukta da aslında yeri yok. Zira bir ülkenin ulusal hava sahasının sınırı karasularının sınırıdır. O yüzdendir ki çok enteresan durumlar ortaya çıkıyor. Bunu bazen Yunanlı hukukçular da dile getiriyorlar. Yani siz Ege Denizi'nde... Yunanistan'ın 6 milli karasuların hemen dışında denizdeyseniz vücudunuz uluslararası sularda ama kafanız Yunanistan'ın ulusal hava sahasında. Böyle garip bir durum da ortaya çıkıyor. Bunu Yunanistan hukukçular da dile getiriyorlar. Ortada garip bir durum var. Hukuka aykırı bir durum var. Dolayısıyla Türkiye bunu tanımak zorunda değil. Hukuken tanımıyor ve hakkını kullanmaya çalışıyor. Ama Yunanistan bu durumu Türkiye'nin Yunanistan'ın ulusal hava sahasını ihlal eden zorba bir devletmiş gibi gösteriyor. Öbür taraftan Batı Trakya'daki Müslüman Türk azınlığın hakları konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği ve Yunanistan'ı mahkum eden birçok kararı varken ve Yunanistan bunların bir kısmını uygulamazken Yunanistan hala kendisini hukuka uygun davranan ama Türkiye'yi hukuka aykırı davranan bir ülkeymiş gibi gösterebiliyor. En sonuncu ve en çarpıcı örneklerden bir tanesi de şu. Doğu Ege'de bulunan bütün Yunan adaları uluslararası antlaşmalarla silahsız hale getirilmişken Yunanistan bu adaları silahlandırıyor ve bunu yaparken açıkça böyle yaptığını beyan ediyor. Buna karşı çıkan Türkiye'yi hukuksuzlukla suçluyor. Dolayısıyla burada Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı davranan zorba, güçle hak etmediğini almaya çalışan bir ülke olmaktan ziyade Uluslararası hukukun Türkiye'ye verdiği haklarını korumaya çalışan veya elde etmeye çalışan bir ülke olmanın ötesine asla geçmemiştir Türkiye. Evet şimdi Yunanistan hükümetlerinin ve kamuoyunun Türkiye'ye ve Türklere maalesef yani çok geçmişe dayanan bir olumsuz bakış açısı var. Türkiye'yi her an Yunanistan'a karşı bir askeri saldırı gerçekleştirecekmiş gibi, ülkesinin bir kısmını almaya çalışacakmış gibi bir yerleştirilmiş bir algı var. Maalesef böyle bir algı var. İkincisi de Türklerin ve Türkiye'nin Yunanistan'a ait olan birçok şeyi zaten ele geçirmiş ve üzerinde devlet kurmuş bir ülkeymiş ve bir milletmiş gibi gördükleri gibi bir gerçek de var. Bu iki noktadan bakıldığı zaman Türkiye, Yunanistan'ın hemen hemen her gün gündeminde yer alan bir ülke. Yani ben bazen o yüzden dünyanın gündemi ne olursa olsun Yunanistan'ın gündemi her zaman Türkiye'dir diyorum. Şimdi böyle bakıldığı zaman Yunanistan Türkiye'ye karşı sürekli bir arayış içerisinde olmuştur. Bu hiçbir zaman değişmedi. Dönem dönem bu çabalar çeşitli boyutlar aldı, bazen belli ülkelerle hatta bir zamanlar Sovyetler Birliği ile dahi Türkiye'ye karşı bazı işte pozisyonlar almaya çalıştı. Neredeyse hepsinin amacı Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturmaktı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile yakın zamanda gelişen bu anlamdaki ilişkinin arka planında da Yunanistan bağlamında bu var. Yunanistan Türkiye karşısında kendisini her zaman olduğu gibi bir nevi çaresiz hissettiği için yani olmayan bir Türkiye tehdidi yaratıp bunun karşısında kendisini çaresiz hissettiği için bu sefer de ABD'yi oldukça yakınında tutmaya çalışıyor. Tabii bunu yaparken ülkesi adına da ciddi anlamda sınır aşıda söylenebilir. Çünkü bir anda dört tane daha askeri üsse izin vermesi yani yeni üsler açılmasına izin vermesi Yunanistan'ın ileride bu üstlerle ilgili de sıkıntılar yaşayabileceği anlamına geliyor. Amerika Birleşik de Devletleri açısından bu Türkiye'ye karşı kurulan üstler olmayabilir. Ama Yunanistan ABD için sanıyorum şu an iyi bir alternatif. Yani Türkiye gibi bazı ülkelerin özellikle Türkiye'nin ABD'nin kendi çıkarlarından ziyade Türkiye'nin kendi çıkarlarını önceleyen bir politika, dış politika izlediği bir ortamda üstlerini askerlerini kabul etmeye hazır bir Yunanistan şüphesiz ki çok doğru bir seçenek oluyor Amerika Birleşik Devletleri için. Yoksa bunu sadece Türkiye'ye karşı ABD'nin bir cephe kurması falan şeklinde algılamak doğru değil. İşte bu anlamda aslında Yunanistan'ın beklentisini de çok karşılayabilecek şeyler değil bunlar. İleride belki de ABD Türkiye şu an yaşadığı bazı dönemsel sorunları aşıp daha iyi noktalara gelecektir. O zaman Yunanistan belki ABD'den istediğini, beklediğini bulamayacaktır. Bu bağlamda Yunanistan meseleye bakıyor. Türkiye ile ilişkileri ve meseleleri bağlamında bakıyor. Evet şimdi iki net uluslararası sözleşme var. Bunlardan bir tanesi Lozan Barış Anlaşması. Bu anlaşma Yunanistan'a bazı adaları ismen sayarak verirken bu adaların silahsız tutulmasını tahkim edilmemesini e, emrediyor. İkincisi 1947 Paris Barış Anlaşması. Bu da Yunanistan'ın Güney doğusunda bulunan ve bizim 12 adalar dediğimiz adaların e, Yunanistan'a verildiği anlaşmadır bu. E, İtalya'dan alınıp Yunanistan'a verildiği anlaşmadır. Bu anlaşma 14. maddesinde adaların silahsız tutulmasını yine hükme bağlıyor. Yani Yunanistan bu adaları İtalya'dan devralırken silahsızlandırılmaması, silahsız silahlandırılmaması şartıyla devralmıştır. Şimdi bu iki net uluslararası düzenleme ortadayken 1960'lı yıllarda Yunanistan bu adaları silahlandırmaya başladı. Biraz güneyden Rodos'tan başlayarak Türkiye ilk defa 1964'te resmi bir nota verdi. Silahlandırmaması gerektiğine dair. Yunanistan adaları silahlandırmadığını, dolayısıyla uluslararası antlaşmalara uygun davrandığını söyledi. 1969'daki bir notada, notaya cevabında da Yunanistan yine kendisinin bu anlaşmalara saygılı olduğunu, adaları silahlandırmadığını söylüyor. Buradan da görüyoruz ki aslında Yunanistan da kabul etti ki bu anlaşmalar adaların silahlandırılmamasını emrediyor ve Yunanistan ona göre davranıyor. Ancak daha sonraki yıllarda Yunanistan'ın açıkça bu adaları silahlandırmaya başladığını görüyoruz. Şimdi bu Türkiye'nin hemen yakınında birkaç mil açığında Midilli gibi, Rodos gibi büyük adaları da içerdiği için hatta Meis gibi sadece 2-3 mil ötemizde olan adalar olduğu için Türkiye doğal olarak güvenliğine bir tehdit de sayıyor bunu. Öbür taraftan da uluslararası antlaşmaların uygulanmasını bekliyor. Şimdi Yunanistan bu kadar ağır bir şekilde bu barış anlaşmalarını ihlal ederken Türkiye'de haklı olarak şunu söylüyor. Uluslararası hukukun Türkiye'ye açıkça verdiği bir yetki var. Eğer taraf olduğu bir anlaşmada taraflardan birisi bu anlaşmayı esaslı bir şekilde ihlal ediyorsa o zaman Türkiye'de bu anlaşmada doğan yükümlülüklerini bir kenara koyma hakkına sahip. Dolayısıyla Uzan Anlaşması Yunanistan'a bu adaları verirken silahsız tutulması şartıyla verdiğine göre ancak Yunanistan bu temel kuralı ihlal ettiğine göre Türkiye'de doğal olarak diyor ki o zaman bu anlaşmanın, bu adalar üzerindeki hakimiyetin ne olduğunu tekrar konuşmamız lazım. Yani bu anlaşmanın hükmünü, bu hükmünü bir kenara koyarak. Tabi burada Lozan Anlaşması'nı bir bütün olarak geçersiz saymaktan ziyade söz konusu hükmün tekrar ele alınması gerektiğini ifade ediyor Türkiye haklı olarak. Çünkü uluslararası hukuk buna imkan veriyor. 1969 Viyana Anlaşmalar Hukuk Sözleşmesi'nin ilgili maddesi Türkiye'ye bu hakkı veriyor aslında. Yani zarar gören ülkeye bu hakkı veriyor. Türkiye bu hakkını kullanmaya çalışıyor. Ve haklı olarak bunu dile getirmeye başladı. Madem siz silahlandırıyorsunuz ve köklü bir şekilde ihlal ediyorsunuz anlaşmayı o zaman egemenlik konusunu tekrar konuşmamız lazım diyor. Şimdi bu beyan, hukuka dayanan bu beyan alınıp Yunanistanca tekrar e, Türkiye sanki Yunanistan adalarına gözünü dikmiş ve şiddet kullanarak bu adaları oldu bittiye diye getirerek almaya çalışıyormuş gibi sunuyor. İşte AB zirvesinde Michotakis bunu söyledi. Ee, bize yardım edin Türkiye adalarımızı almaya çalışıyor dedi. E tabi yani Türkiye ile bazı dönemsel sorunlar yaşayan ülkeler de işte bu tür argümanları alıp Türkiye'ye karşı kullanmayı kendi çıkarları açısından uygun görüyorlar. O yüzden Fransa'nın, Almanya'nın Türkiye'ye hani dolaylı da olsa böyle şeyler yapmayın. Hukuka uygun davranın gibi mesajlar vermeye kalkıştığını görüyoruz. İşte bütün bunlar aslında yine Yunanistan'ın kendi hukuksuzluğunu alıp Türkiye ile ilgili bunu hukuksuz ülke moduna formatına getirip uluslararası kamuoyuna sunma çabası olarak nitelendirilebilir. Şimdi bütün bu söylediğimiz son özellikle iki ay içerisinde e, meydana gelen ve Yunanistan'ın gerilimi tırmandırması sonucu ortaya çıkan durum karşısında Türkiye'nin bazı resmi açıklamaları oldu. En son Sayın Cumhurbaşkanı dün açıkça şunu söyledi: "Bizim Yunanistan'la yürütmeye başladığımız e, diyalog süreci ve Yüksek İstişare Konseyi toplantılarını iptal ediyoruz" dedi. Şimdi bu yaklaşım bazılarına çok sert gelebilir ama esasen değil. Neden değil, Yunanistan hükümetleri ne zaman Türkiye ile görüşmeye başlasalar, e, ikili sorunları, mesela 2021'in başında tekrar Yunanistan Türkiye ile görüşmeye başladı ama bunun Yunan hükümetlerini ne kadar rahatsız ettiğini tahmin edemeyiz. Zira bu Yunan kamuoyunda hükümetler eğer Türkiye ile müzakere ediyorsa, e, Türkiye'ye bir şey vermeye çalışıyor, taviz verebilir noktasına düştükleri için kamuoyunun gözünde kötü hükümetler haline geliyorlar. Bunlar da söz konusu hükümetleri ciddi anlamda rahatsız ediyor. O yüzden ben şunun da çok ciddi rol oynadığını biliyorum. Yani Yunan hükümetleri ve mevcut hükümet Türkiye ile görüşürken bir taraftan bu görüşmeleri nasıl tıkayabiliriz diye de planlamalar yapıyorlar ki Yunanistan'da yaklaşık bir yıl içerisinde seçim olacak. Dolayısıyla Miçotakis hükümeti bu konuda kendini Türkiye ile görüşmekle ilgili çok rahat hissetmeyen bir hükümet. O yüzden krizi kasıtlı olarak çıkarmasında bunun da bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben rahatladıklarını düşünüyorum iç politikaları açısından. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi eğer bu kadar gayri ciddi, samimi olmayan bir görüşme süreci yürüteceksek hiç yürütmeyelim dedi. İptal edelim ama şunu da söyledi Sayın Cumhurbaşkanım. Ne zaman samimi ve ciddi bir şekilde Türkiye ile görüşüp sorunları çözmeye karar verirseniz biz o zaman yine hazırız görüşmeye dedi. Aslında bu olması gereken yaklaşım. Zira siz Yunanistan'la görüşüyorsunuz. Sizin niyetiniz görüşmeler yoluyla sorunları çözmek. Ama karşı tarafın asla böyle bir niyeti yok ve sadece görüşmeleri bir nevi bakın ben barışçıl bir ülkeyim imajını güçlendirmek için kullanıyor. Onun ötesine asla geçmiyor hiçbir şekilde sorunları ciddi anlamda görüşmüyor, ciddi anlamda müzakere etmiyor. İşte böyle bir sürece de Türkiye'nin kendisini bir nevi hani araç haline getirmesini de kimse beklememeli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir hayal kırıklığı daha var. Miçotakis hükümeti ilk seçildiğinde Miçotakis'i kutlayan ilk lider Sayın Cumhurbaşkanı. Birkaç ay sonrasında Amerika'daki bir görüşmesinde Sayın Cumhurbaşkanı Miçotakis'e bu sorunları biz çözelim, deyip, Mitsotakis'in de evet doğru, biz çözmek için gerekenleri yapalım dediği bir görüşme oldu ve aslında Mitsotakis ile Sayın Cumhurbaşkanı arasında bir kişisel dostluk da vardı ee, ve bütün bunlar olurken e, Mitsotakis'in sorunları çözmek yerine e, oldukça farklı bir kulvara girmiş olması Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişisel olarak da hayal kırıklığına uğratan bir şey. Dolayısıyla o yüzden bazı tepkilerinin Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir hayal kırıklığı tepkisi olduğunu da e, bilmek lazım. E, zira Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel bir beklentisi vardı aslında Miçotakis'ten sorunların çözümü anlamında. E, ama onun yerine Miçotakis'in üçüncü ülkeleri sürekli karıştırmaya çalışması. Mesela bir dönem 2020 yılında Doğu Akdeniz'deki gerginlik sırasında Fransa'yı e, büyük oranda... Türkiye ile Yunanistan sorunlarına karıştırdı Yunanistan. Bu Orada biz neredeyse Fransa ile uğraşan bir ülke haline geldik. Yunanistan'ın da büyük katkısıyla. Sonra işte bu süreçten sonra biraz Fransa ile Türkiye'ye yaklaştıktan sonra bu sefer Amerika Birleşik Devletleri ile yakınlaşıp iki ülkenin arasında görüşülüp çözülmesi gereken ve bu şekilde aslında Sayın Cumhurbaşkanı LeMitchotakis'in Kararlaştırdığı sürece başka ülkeleri sürekli dahil ederek Yunanistan bir nevi çözüm süreçlerini zehirlemiş oluyor. E, bu da Sayın Çomur ciddi anlamda hayal kırıklığına uğrattı e, ve doğru bir yaklaşım değildi. E, Sayın Çomur da söylediği gibi Türkiye'nin yaklaşımı e, ne zaman ciddi ve samimi bir görüşme süreci başlatılacaksa Türkiye o zaman başlatacaktır. Doğru yaklaşım da budur bence. E, umuyorum ki ben e, yani Yunan hükümetlerinin bir gün mutlaka Türkiye ile sorunları çözmek adına masaya oturduklarında bu sorunların çözümünün çok kolay olduğunu, olabildiğini göreceğiz.